Yanık değil yanık. Yanık değil, kızarmış yanık. Aa, değil. Yanık kızarmış değil ama. Ama yok, o kızarmış yanık yiyeceksin. Değil. Yani çatal batmış. Yok yani yok, yok ama. Çok kızarmış. Sıfır. Hele yağına bakın canıya. Sıfır bağlı, ya kimisi yağsız, ya kimisi çok yağlı. Pilav fena değil. O zaman bir kısım tuzu yer yok. Yağ almış, bir kısım yer yağ almamış demek ki. Yok, pilavın etin fena azizliğinden değil. Diyelim. Yağ güzel, bundan fazla yağ olmaz. Ama küçük küçük kuşbaşı deyince kızarı kızarı. Öyle bak, böyle yanmış, kavrulacak yanmış. Güzel vallahi. Soğanlı, aa, bak, baharatlı. Güzel, saç kavurmaya Rabia'm doğru söylüyor, kuyruk evet. Yağ konmuş. Evet. Kuyruk minik, yağı minik, 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 minik. Yani. Zuhal Hanım, ben kuyruk yağını koysaydım, kuyruk yağını kavurduğun zaman aşırı bir koku verir. Nohut yaptılar, çok güzel oldu. Nohut günde doğratırız biz. Bizim bir gelinimiz yaptı, birkaç gelinimiz yaptı. Bir yemek çeşidi daha öğrendim. Çok güzel oldu. O riski alamadım. Bir yemek çeşidi daha öğrendim. Saç kavurma deyince, şimdi yemeklerin belli bir standartı vardır yani. Evet. Ben onu jülyen yaptım olmuyor yani, olmaz ki her yemeğin steak yani. Eti ben kuşbaşı yaptım size diye getirebilir misiniz steak kalın bir eti mesela? Evet. Veyahut kuşbaşı koyacağınız bir eti ben biftek sundum size hep kuşbaşı yapıyor diyebilir miyiz? Her yemeğin olması gerektiği gibi şekli şemali yapılışı pişiriliş ama şeyleri aşamaları var. Kuşbaşı şeklinde bekliyor. Yani saç kavurma zaten mesela bir restoranda böyle gelse. Siz itiraz etmez misiniz ederiz. Bu saç kavurma mı diye? Saç kavurmanın ismi ben şaşırdım vallahi. Bu saç kavurma saç değil. Kavurma. Hepimiz biliyoruz saç kavurma. Yani kuyruk yağ konur, biraz acılı olur. Acılı olur, olur. Baharatlı olur. Birazcık yağ yanına olur. Yağın bir ekmeğini hatta abla, böyle. Abla deminki soğan salatasına üstüne maydanoz, sumak koy, koy bunu yanına.